Şimdi sizi sessiz kampa götüreceğiz. Bu kampın diğer kamplardan bir farkı var. O da işitme engelliler tarafından kurulması. İşte o kampta yaşananlar. Evet, git. Haydi. Haydi tempo, alkış, alkış. Yarıştılar, birbirleriyle işaret diliyle anlaşmaya çalıştılar. Türkiye'de bir ilk, işitme engelli bireyler ve işitme engeli bulunmayan bireyler bir araya geldi. Çok seviyorum burayı, çok mutluyum, çok güzel eğlenceler var. İşitme engeli olan Hikmet Onat, farkındalık oluşturmak amacıyla Sessiz Kamp projesini kurdu. Amacıysa doğada işaret diliyle iletişim kurmanın zor olmadığını tüm insanlara fark ettirmekti. Bunda da başarılı oldu. Şu anda 160 kişi katıldı. İşitsel bireylerden de 50 kişi falan katıldı. Beraber kaynaşmak için bizim için çok güzel bir şey. Sessiz Kamp 3. durağını Ankara Kızılcahamam Şahinler Tabiat Parkı'nda gerçekleştirdi. Doğada işaret diliyle iletişim kurmanın zor olmadığını göstermek isteyen işitsel bireyler 7'den 77'ye Sessiz Kamp'a akın etti. Buraya empati kurmak amacıyla geldim. Farklı bir dünyayı görmek amacıyla geldim. Motivasyon otobüsü güne eğitimle başladı. İşitme engelli bireyler seçtikleri balonlara önce dertlerini aktardı. Sonrasında da o balonları patlatmak suretiyle dertlerinden arındı. İşitme engellilerle işitsel engeli olmayan bireyler hem eğlendi hem öğrendi. Hayatında hiç o renkli balonlardan olmamış çocuklar var. Onun için buralara gelmeniz gerektiğini söyledi.